Ne yaptı eşiniz? Eşim yetişiydi böyle evvel. Bizim babam her tarafı erkek sumadı. Dedi ki buraya bütün arabalar geldi. Bunun yapraklarını falan aldılar gittiler hep. Bizim adam demiş ki dedi ki hanım dedi. Ben dedi bu sumağı dedi aşı vuracağım dedi. Dedim ben de bu sumak dedim aşı tutar mı Nazım Efendi dedim. Tutsa dedi. Bu denemiş. Denedi tutmuş. Bir sevinciyle geldi. Dedi ki hanım dedi vallahi sumak tuttu dedi. Gayrı ondan sonra bu gitmiş şey aldı geldi başladı. Başladı gene bak bir günde diyor yani havasızlık şeye havasızlığına 100 kadar aşıladım diyor. Vay devirki sene baktı tuttu aşıdığı sene sumak verdi. Bir sevindi vay. Ondan sonra bütün millete köylülere falan dedi ki ne? Dedi sumak yapın dedi. Yeğenlerim dedi bak dedi. Kireze müreze dedi hiç havas etmeyin dedi. Yani o bir havasının yani böyle yani geçmişine şey yaptı canım. Sonra ne diyorsun bu hiç Hazım'a o diyor sumak neci? Sen diyorlar kafaya mı yemiş bu Hazım diyorlar bak. O da dedik bak yeğenlerim ben sizde diyor şimdi ölüm geri geleyim diyor. Gene sumak yaparım diyor. Ben sizi diyor uyarıyorum diyor adamlara. Onlar gülüşüyor. Çok sevindim kurban olayım sizlere. Yaşasaydı. Çok yaşasaydı bir sevinirdi siz görseniz de. Dedim daha diyor ben diyor daha sumak şey yapacağım diyor. Şimdi ak olmalıydı. Ne kadar sevinirdi. Ben Naci Ak, Sumakçı Dede'nin oğluyum Hazım Ak. Çukur Ensesi'nden Balcalı'dan hastaneden emekliyim. Evet Sumakçı Dede dedik. Neden Sumakçı Dede diyorduk? Sumakçı Dede biz tahmine 20 yıla yakın babam burada biz 50 yıldır kiraz yaptık. Kirazdan raf ömrü kısa olduğu için ihracat yönünde her yönünde, tüccar yönünde, pazarlama yönünde sıkıntı olduğu için bir de raf ömrü kısa olduğu için bir de bizim bütün bağın içinde hep sumak çıkıyordu böyle erkek sumaklar, yabani sumaklar. Babam dedi yani 20 yıla 18-20 yıla tahmin oldu. Ve oğlum ben bunlara aşı vuracağım dedi. Aşı vurduk. Kalem aşı, düdük aşı, her aşıyı denedik. En sonunda kemikli göz aşısını yaptık. Tuttu. Tuttuğu yıl vurduğumuz aşı vurduğumuz yıl hemen meyve veriyor. Bir de dünyada ilk aşı yapan bizmişik. Farkında değil. Babam da farkında değil. Geçen Aralık ayında vefat etti işte bir trafik kazasında babam. Şey yaptık. İnanmazsınız Sayın Bey'le dünyada ilki başarmıştık biz sumak olarak. Raf ömrü uzun, ekonomik değeri, antioksidan özelliği her yönden iyi. Evet hocalar geldi de, bahçede incelemede bulundu. Çukur Ensesi'nden Maraş Üniversitesi'nden geldiler. Plaket verdiler babama rahmetliye de bize de verdiler. Allah razı olsun. İnanmazsınız babamı da ilk Ahmet Kaytancı hocam sağ olsun bir video çekti. Bütün dünya tanıdı. Sumağı kimse bilmezdi. İnanmazsınız 5 yıl babamla dalga geçtiler. Ya sumak ne? Boş ver. Boş işlere uğraşıyorsun Hazım amca. Bu yaştan sonra emekli oldun ne işin var? Her gün bağdasın gibi. Ama 5 yıl sonra anladılar ki sumak da para ediyor. Bir de vermeyen bahçede yetişmiş fidan ona aşı vurup ekonomiye kazandırdık. Onu anladılar. Sonradan da bizden kalem aşılık almaya geldiler artık. Hazım amca sen haklıymışsın. İyi bir şey yapmışsın. Bize de aşılık verilmeye başladılar artık. Özellikle şu günlerde daha çok değeri anlaşıldı. Özellikle plaket falan aldıktan sonra basında yayında. Bütün Türkiye genelinde herkes fidan istiyor. İçin. Şöyle diyeyim. Sumakçı Dede bir ilçenin kaderini mi değiştirdi? Kaderini değiştirdi evet. Yani farkında olmayarak yaptığımız bir aşı dünyada da bir ilk. İlk olarak yaptığımız aşı. Şu anda burası 35 dönüm. Bir bahçemiz daha var o da 15 dönüm. 16-17 yıl oldu. Sumak yapıyoruz sürekli. Bu sumak acaba bölgenin ekonomisine bir katkı olacak mı? Şeklinde araştırırken Hazım abinin sumakla ilgilendiğini duydum. Kendisiyle bir gün karşılaştım. Dedim ki ya Hazım abi sumak yapıyormuşsun doğru mu? Evet hocam dedi deli sumakları aşıladım. Şimdi dedi akıllı oldu hepsi 50 santim sumak veriyor dedi. Yani 50 santim biz bu salkıma sömek deriz bölgede. 50 salkım sömek veriyor dedi. Dedim ki ya Hazım abi bunun 50 santimin 25'i yalan olsa 25 salkımı dedim. Mutlaka dedim. O bile çok. Çünkü bizim gördüğümüz salkımlarda hep böyle küçük küçük salkımlar olur. Doğal olarak yetişenlerde böyle 50 santim olması mümkün değil dedim. Ve bir gün kendisini ziyarete geldim. Gerçekten de Hazım abinin dediği doğruydu ve salkımlar 50 santim, 60 santim, 70 santim olan salkımlar oluşuyordu. Onun üzerine biz Hazım abinin bir sosyal medyada paylaşımını yaptık. Ve dediğimizde oldu herhalde. Çünkü çeşitli yerlerden, hatta İtalya'dan biri bizi arayan insanlar oldu. İslam mahallesinden emekli bir memur emeklisiyim. Bahçemi daha önce üzüm olarak kullanıyordum. Üzüm de bitti. Kiraza çevirdik. Kiraz da pek para etmez oldu. Sumağa çevirdik. İmar olmadığı için her tarafını sumak bastı. Deli sumak. Deli sumaklara da ben göz aşısı vurup böyle akıllı sumağa çeviriyorum. Bu da mahsul olarak Türkiye'de yetişen meyvelerin en değerlisi.